Ne yapıyoruz biliyor musun? Söyleyeyim mi ne yaptığımızı? Cereal pancake, yani kahvaltılık pancake. Pancake zaten kahvaltılık değil mi diyenler duyuyor gibiyim ama bugün yaptığımız pancake böyle normalde bildiğiniz o büyük pancakelerden değil de adı üstüne cereal yani kahvaltılık gevrek olarak tüketebileceğiniz böyle minik minik pancakeler olacak. Kahvaltılık gevrek pancake nedir derseniz normal pancake'den daha farklı olarak pancake daha doğrusu böyle ufak ufak hazırlayacağımız minik pancake'ler. Bir tane karıştırma kabım var, içine unumu eleyeceğim. Tariflerde niye unu eliyoruz diye soruyorsanız eğer ununuzu elemezseniz yani bir süzgeçten ya da elekten geçirmezseniz yaptığınız tarifin içinde böyle topak topak un parçaları kalır. Onlar dağılmaz yerken ağza gelir ya da böyle bir garip bir hissiyat ve tekstür nedir? Doku verirler. O yüzden ben unumu her zaman elekten geçirme taraftarıyım. Yani uğraşmayacağım diyorsanız öyle de yapabilirsiniz yani problem değil tabii ama benim tavsiyem elekten geçirmek. Şimdi bunu şöyle elekten geçiriyorum. Bu arada aynı şekilde kabartma tozunu da ekleyeceğim. Onu da elekten geçireceğim. Şöyle. Eğer elmezsek bu taneler böyle pancake'in ya da kekin ya da yaptığınız hamur için içinde kalıyor. Onları böyle parmakla ezerek eleyip ununuza yedirebilirsiniz. Onu yaparken şu 2 yemek kaşığı tereyağımı bir cezve ya da ufak bir kabın içine alıp ocağımda eriteceğim. Şekerimi ekliyorum. Bir adet yumurtam vardı. Onu sütümün içine kırıyorum. Şöyle. Bu arada yağım da eridi. Hemen kapatıyorum onu. Şimdi kalan bütün malzememi şöyle yumurtalı sütümü ve tereyağı döküyorum ve güzelce karıştırmaya başlıyorum. Şimdi bunun içine son olarak her tatlıda yaptığım gibi şöyle bir tutam tuzu atıyorum. Onu da karıştıracağım. Karışım oldu. Ne böyle çok katı ne de çok sıvı. Bir nasıl şöyle daha doğru tarif edeyim anlamanız için. Bir adet tahta kaşığı alıyorsunuz. Şöyle arkaya sürüyorsunuz. Eğer parmak çizdiğinizde bu karışım bu şekilde kalıyorsa istediğimiz kıvama gelmişsiniz demektir. Çok sulu olursa zaten bu çizgi bu kadar net olmaz. Çok katı alırsa da böyle akmaz. Aslında buna dropping consistency diyorlar. Yani şöyle çok fazla sulu olmadan akan bir hamur kıvamıdır bunun adı. Şöyle dökerek. Şimdi bunu bir spatula yardımıyla, evde buzdolabı poşetiniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Yoksa benim gibi bu tip evlerde bulunan, bir aşçı evinde bulunan şu gördüğünüz sıkma torbalarından birinin içine bu karışımı koyacağım. Elimin etrafına sarıyorum. Ele sarmak zor geliyorsa bardağın içine de koyabilirsiniz. Hatta size bir örnek yapayım. Evde de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bu gördüğünüz bardağın içine bunu oturttum. Ve kabımdan pancake karışımımı bardağın içine döküyorum. Şimdi bunu içindeki havayı da şöyle alalım. Bunu şöyle sıkacağım. Ağzımı daha kesmiyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar dolaba atacağım. Böyle biraz dinlenip hafif soğumasını bekleyeceğim ki böyle ocağa koyduğumuzda daha güzel şekil alsın. Sonra da ocakta size nasıl pişirdiğimizi göstereceğim. Şimdi hamurumuzu 10 dakika soğuttuk. Ben bunun ucunu böyle minnacık keseceğim. Şimdi ocağa geldim. Tavamın altını açıyorum. Orta kısık ateş. Burada da ayçiçek yağım var. Böyle peçetemi ayçiçek yağıma batırıyorum. Sonra tavamı onunla bir güzel şöyle yağlıyorum. Biraz ısındıktan sonra da pancake'lerimi yavaş yavaş böyle minik minik sıkmaya başlayacağım. Şimdi başlıyorum. Thank you.
Şimdi pankeklerimiz hazır. Böyle minik minik. Ben bunları bir kabın içine alıyorum. Şöyle tepeleme. Üzerine biraz yaban mersini. Ve süt gezdiriyorum. Ve pancake'imiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Umarım tarifi denersiniz. Kanaldaki diğer buna benzer tarifleri videonun sonuna bırakacağım. Mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.